Filmleri, tiyatro oyunları ve yarattığı tiplemeleriyle dev bir oyuncu o. Demet Akbağ'ın geçmişten günümüze portresi geliyor ekranlara. O Perişta, o Stiana. Siti! Ya kiler de ocağın altında. Sus da sus! O Hatiana, o Sevdaluk Adalet, o Firuzanı. Sahne iyidir yani, evet öyle söylerler. İlk hangi filmde oynadı? Nasıl ünlü oldu? Geçmiş olsun Hatice Hanım. Perihan abladan Bir Demet Tiyatro ve Vizontele'ye ulaşan kariyerinde hangi rollerde oynadı? Demet bizim telefon sapını zannettiğimiz hırsızmış öyle. Ya arıyor, evde yok, sen damlıyor. Hülya Avşar'ın oynayacağı hangi rol son anda onun oldu? Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim. Benim bildiğim kadarıyla Hülya oynuyordu bu rolü. Yıllardır değişmeyen fiziğinin sırrı ne? Diyet olarak dikkat etmiyorum. Türkiye'nin en yetenekli kadınlarından Demet Akbağ'ın portresi geliyor. Erol cüce o, neydi ara? Cüce değildi, kısaydı. 1986, ilk filmi Davacı, ilk dizisi Perihan Abla. 1980'lerin başında tiyatroyla oyunculuğa başlayan Demet Akbağ efsanesinin başladığı yıl 1986 oldu. İlk filmi Davacı'da çok küçük bir rolle sinemada yer aldı. Bunun gelmiş. Ne yapacağız enişte? 80'lerin efsane dizisi Perihan Abla'da da rol aldı Demet Akbağ. Türkiye onun yeteneğini bu diziyle gördü. Evet hanımefendi, önce sizi tanıyalım. 1960 yılında İstanbul'da doğdum. Yalana bak. İlk ve orta liseyi birincilikle bitirdikten sonra yurt dışında yüksek tahsilimi yapıp diplomamı ve kocamı alıp İstanbul'a geldim. Yarışmacı ikiliye bol şanslar diliyorum. 1987'de ilginç bir filmde küçük bir rolü vardı. Müjdat Gezen'in uzaylı filmi Homoti'de eczacı kadın rolündeydi Demet Akbağ. Geçmiş olsun Hatice Hanım. Yo, vallahi ben bunu hak ettim ama. Yok canım. Yo, hak ettim. Yok canım deme. Yok yok estağfurullah. Yo, hak ettim, hak ettim ben bunu. Hak ettim. Hak etmedin deme, vallahi hak ettim. Çünkü çok konuşuyor, o çok konuşuyor. O konuşunca ben de dayanamıyorum, ona bir cevap. Vah kafama vurdu mu sandığı vallahi. Seller şaştın. Ne oldu, ne anlamadım. Ben bunu ulan o konuşmasa vallahi konuşuyorum. Sinirim bozuluyor, konuşuyorum. O konuşuyor, ne konuşuyorum. 1989, Zeki Müren'in Bilmecesi ve hızla yükselen Demet Akbağ. Tek kanallı dönemde Demet Akbağ'la Zeki Müren'in ekrandaki sohbeti tüm Türkiye'de gülümsemeyle izlendi. Zeki Müren'in ona sorduğu bilmece zamanın en güzel eğlencelerinden biriydi. Yazıyoruz. Şu an. Evet. Yazdık mı canım? Yazdık. Onu da buraya yazıyoruz. Onu alda yazdık. Evet. Alda topluyorsunuz. Buraya da şöyle bir 30 yazdık. Ne oldu öyle? Evet. Şöylece bir... Ne oldu öyle? Yarım elips çizdik. İşte size 100 çıktı. Surat çıktı. Yine o yıllarda Ferhan Şensoy'la oynadığı Varsayalım İsmail dizisinde görmüştük Demet Akbağ. Kim bu avaral İsmail? Kim olacak canım? Daltonların en uzunu. E sen nereden tanıyorsun peki? Redkit'ten. Redkit kim? Daltonların belalısı. Daltonlar kim? Sıkarsın ama kontes. 1993'te Türk sinemasının en absürt filmlerinden Tersine Dünya filminde Bitirim Leyla karakteriyle Beyaz Perde'de yer aldı. Sana eyvallahım var abla. Öyleyse çek git evine, bir daha da karşıma çıkma. 1995, Bir Demet Tiyatro ve Bir Efsanenin Başlangıcı. Demet Akbağ kariyerindeki en büyük adımı 1995 yılında Bir Demet Tiyatro ile attı. Fıdıl evi terk ediyor. Fıdıl. Niçin terk edecekmiş kocam evi?
sevaba girmek için. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı televizyon tiyatrosunun ilk örneğinde birden çok karaktere hayat verdi Demet Akba. En bilinen karakteri Lütfiye Çıtır'dı. Hodul kesin kafayı yedi. Lütfiye bacımla ne yapsın ona uyuyor işte. Tevekkeli değil, benim bir sürü gömleğim ondan kayıp demek. Tevekkeli benim de kayıp. Bir Demet tiyatronun en akılda kalıcı karakterlerinden biri olan Feriştah yengede de onun imzası vardı. Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin Mükremin. Kakalaklarla düşüp kalkan sensin. Kakalak mı? O nedir öyle? Hamam böceği. Daha ziyade rutubetli ortamlarda yaşayan kara böceğin tekidir. Feriştah yenge, bileydik yanımızda dekoderimizi getirirdik. Türkçe konuş da anlıyorum, ne diyorsun? Mükremin. Sana Vesile teyzenin yeğenini istiyorlarmış. Aslı var mı? Yine bir Demet tiyatroda Züleyha karakteriyle çok sevildi. Hoş geldin Saldıray abi. Merhaba. Ya o katiye sana layık değil ama ne yayın ne çiçek işte. Fazla bir şey beklememek lazım. Sağ ol abi, ne zahmet ettin. Deme gelin bura ha. Fakirhane diyelim be abi. Ne olacak canım? Ferah bir yatak odası olduktan sonra. Nasıl abi? O yıllarda konuk olduğu Hülya Avşar Show'da Yılmaz Erdoğan'daki Mükremin çıtır potansiyelini de Demet Akbağ'ın keşfettiğini öğrendik. İtiraf ediyoruz burada. Diziyi ilk yazıp böyle bir 15-20 sayfa getirdiğinde Yılmaz herhalde bu Mükremin abi de sensin dedim. Bilmem ben Mükremin'i nasıl benim dedi. Oynamamın nedeni aslında Demet'tir. Benim yani ben Allah seçtim Allah. Onu. O programda bir Demet tiyatroda Züleyha karakteriyle meşhur olan şarkısını da seslendirdi Demet Akbağ. Bırak gitsin, bitsin artık, götürsün mektupları. Bırak gitsin, bitsin artık, götürsün hediye. Gitsin, bitsin kavga, ayırın kavga yapanları, ayırın kavga yapanları. 2000'i, Vizontele efsanesi ve Sıt Yana. Türk sinemasının ikinci döneminin çıkış filmi olarak bilinen Vizontele, 2000 yılında çekildiğinde başrollerden biri de Demet Akbağ oldu. Siti! Ya kilerde ocağın altında. Sus kız sus. Mela söyledi değil mi? He. Mela Hüseyin dedi ki. Ne dedi? Tamam. İyice atlıdır dedi değil mi? Filmde canlandırdığı Sıt Yana rolüyle zor rollerin altından nasıl kalkıldığını gösterdi herkese Demet Akbağ. Nereden aldınız bu karpuzu? Nereden aldıysak aldık, hesap mı vereceğiz? Çaldınız mı ulan yoksa? He? Şimdi de hırsızlığa mı başladınız belediye reisinin ailesi olarak? 2003 yılında Vizontele'nin devam filmi Vizontele Tuğba'da da rol aldı ve yine oyunculuğunu gösterdi herkese. Neredesin Firuze? Organize işler ve fırtına gibi esilen yıllar. O artık Türkiye'nin en ünlü kadın komedyeniydi. Birbiri ardına filmler geldi. Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı Neredesin Firuze'de filme ismini veren Firuze'ydi. Yağmur yaş demeden yollara düştü. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Yine Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan Organize İşler'de de izledik Demet Akbağ. Ne yakışmış? Az meslekler. Benim söylediğimden o anlam mı çıkıyor? Zorlarsan çıkar. Hanımefendi, bu aracı koymak zorundayız. Neden? Çünkü çalıntı. Sinemada fırtınalar estirirken partneri Yılmaz Erdoğan'la tiyatro sahnelerinde de kapalı gişe oynuyordu. Haybeden gerçeküstü aşk oyunuyla. Kafede sen varsın. Bir de sen. İki yaşlı Japon erkek. Bir de Nikol. Bir Nikol geldi sana. Hadi. Ne yaparsın? Bir kere sakin ol diyor. Sonradan sinemaya da uyarlanan bu oyunla uzun bir dönem herkesi güldürdü bu ikili. Cüce değildi, kısaydı. Ya tamam, çok kısaydı. Takiyetti. Lan o kadar kısa adamın ismi niye bu kadar uzun ki? Uzun göstersin diye dikine çizgili isim koymuş.
Hacıyetti. Sinemada O Çocukları, ekranda Elveda Rumeli Yılları. Kariyerinin hiçbir dönemini boş geçirmeyen Demet Akbağ, oyunculuk performansını ekrana Elveda Rumeli dizisiyle taşıdı. Beğendiniz mi bebekleri? Beğendik. Ananız kuyumcu Mehmet Efendi ile evleneydi, bu evde olacak idi bebekle. Öyle mi? Öyle. Ananızı çok beğen idi. Çok isteydi evlensinler. Sonra o sütçü babanız çıktı. Bağırdı sütçü, sütçü dolaştı evin etrafında. Öyle aldı ananızı. Hey, abla ne anlatırsın kızçilere? Aynı dönemde O Çocukları filminde Özgün Amal'la birlikte başrol oynuyordu. Bak kızım, ben bunun anasına yemin ettim. İtalya'ya gidene kadar ben izin vermeden kimse alıp götüremez onu bu evden. Ama burası seni de madem anası yollamış, bu evin insanısın, otur ekmeğini ye. Anladın mı? O Çocukları filminde başrolü Hülya Avşar'dan almıştı. Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim. Benim bildiğim kadarıyla Hülya oynuyordu bu rolü. Karşılıklı anlaşılamadığını biliyorum sadece. Ata Demirer'le Eyvah Eyvah ve Firuzan'ı. Bir efsaneden bir başka efsaneye geçmek her yiğidin harcı değildir ama Demet Akbağ için çocuk oyuncağı. 2011'de Firuzan efsanesiyle tanıştı Türkiye. Gitti elbise. Yapıştırsak? Al, yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Zaten aşkla hep yalan doğar. Sonu hep sızıp üzülen. Geriye kalan ardında. Ata Demirer'in kendi yazdığı ilk filmi olan Eyvah Eyvah'ta bir bar şarkıcısı olan Firuzan karakteriyle fırtınalar estirdi Demet Akbağ. Star oldun, bizi unuttun Firuzan Hanım. Sen bana bir adım. Jennifer Lopez olduk keyiflenin madem. Parası yok yiyelim madem. Şimdi buldum. Film o kadar sevildi ki ikincisi hemen bir sonraki yıl çekildi. Demet Akbağ yine harikalar yarattı ikinci filmde de. Bir yandan Halime'm yandan, seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocamdan. Boş durmadı ve bir film daha yaptı o yıllarda. Kurtuluş Son Durak adlı kadın filminde söylediği Ermenice şarkıyla da çok ses getirmişti Akbağ. Ağavnin doktorin yatak kıpıre. Ağavnin doktorin yatak kıpıre. Doktorin ağavnin harçlık kıtsık. Hükümet Kadını ve Hate Ana. Vizontele'de ispatladığı Güneydoğulu kadın performansını bu kez Hükümet Kadın serisinde gösterecekti Demet Akbağ. Kadın belediye reisi Hate Ana olarak geçti kamera karşısına. Başkan babaanne. Ulan hangi adalete, hangi hukuka asılıyor sizin bu yaptığınız he? Bismillahirrahmanirrahim. Belediyemiz sizi bekliyor. Buyurun başkan beyanım. Belediyeye gitmiyoruz İkram. El attığı her işte yakaladığı başarıyı bir kez daha kanıtladı ve Hükümet Kadın'da tıpkı Eyvah Eyvah gibi ikincisi için sadece bir yıl bekledi. Ha aha, bu çok güzeldir. Fakat sende durmadı. Sırıt bakayım. Sırıtma. Yok ya, olmuyor. Malamine. Şahdi şahbaz oldu. Türk gişe tarihinin en çok izlenen kadınının durmaya niyeti yoktu. Eyvah Eyvah 3 geldi hemen bu filmlerin ardından ve Demet Akbağ yine çok izlendi. Haydi madem. Ekranda ve sinemada her yıl bir bomba. 2013 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizisi Sevdalık'ta bu kez bir Karadeniz kadınıydı Demet Akbağ. Çekil yolumdan da. Haklısın. Seninle vakit kaybedeceğim ama dediğini yaparım daha iyidir. Tabii. Hemen kaçıp gitmek tabiatımdır zaten. Aynı dönemde bu kez Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminde başrolde yer aldı ünlü oyuncu.
Annesinin babasının mezarı önünde tek bir damla gözyaşı dökmemiş, hatta bir gün bile mezarlarını ziyaret etmemiş birinin maneviyattan bahsetmesini samimi bulmuyorum ben. Ağlamanın senin bilmediğin başka yolları da var Necla. Sinema onu seviyor, o da izleyiciyi seviyordu. 2016'da Ata Demirer'le Niyazi Göl 4 Nala filmini yaptı. Bitti. Bu ilişki tamamen bitti Rıza Kabakoz. Seni ve düşük profilli sosyal çevreni istemiyorum hayatımda. Beni yalvartmak mı istiyorsun Sultan? Yine aynı yıl Çağan Irmak'ın yönettiği Nadide Hayat filminde başroldeydi. Başkaları için yaşadık. Geriye ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Belki 40 yıl, belki bir gün. Geriye kalan hayat benim ve artık ben nasıl istiyorsam öyle geçecek. Ben bu gemiden mutlu ineceğim. Ünlüleri şakaladı. Çok aramızdayla yine çok şaşırttı. Türkiye onu dizilerle ve filmlerle tanıdı. Ama Demet Akbağ ekranda da çok farklı bir formata imza attı. Çok aramızda da ünlüleri şakaladı. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Hepsi birer şaka. Hepsi birer şaka. Show TV'de yayınlanan Çok Aramızda da ünlülere yaptığı orijinal şakalarla çok sevilen Demet Akbağ ve ekibi büyük ilgi görmüştü. 2019 yılında hayatının acısını yaşadı. Biz onu Demet Akbağ olarak tanıdık. Aslında soyadı İbar olan Akbağ'ın soyadı ilk evliliğini yaptığı ve 3 yıl evli kaldığı İskender Akbağ'dan yadigar. Üçüncü evliliğini 1999 yılında Zafer Çika ile yaptı Demet Akbağ. Bu evlilikten 2000 yılında oğlu Ali'yi kucağına aldı. Büyük bir aşktı Zafer Çika ile yaşadığı. Onları ancak ölüm ayırabilirdi ve öyle oldu. 2019 yılında Zafer Çika geçirdiği trafik kazasıyla hayata gözlerini yumdu. Karakterlerini Show TV'nin dizisinde ardı ardına canlandırdı. 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Analı Oğullu dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Demet Akbağ, oynadığı tüm karakterleri tek sahnede birleştirmişti. İsmim Hate, H ile yazılıyor. Yok ablam vallahi bana çok tanıdık gelmişsiniz ha. Yok ben sizi daha önce yazmış olabilir miyim? Hatice Ana'dan sonra Firuzan'a geçiş yapmıştı. Bana herkes yazar Manti. Olabilir vallahi. Yazana değil yazdırana bakacaksın artık. Yoksa yazsan ne yazar? Yazmasam gönül yazar. Ay güzelmiş vallahi. Not alayım ben bunu bir yere sahnede bir yerde patlatıveririm. Güzelmiş bu. İçimden çıkıverdi birden. Enfrovizyonel. Muhasır. Pardon? Muhasır medeniyet seviyesine çıktım. İnemiyorum canım. Ay! Bir şakalar bir şakalar ben bugün. İyi geldi bana burası. Oradan da Sevdalık Adalet'e. Adalet pansiyon. Çamlı hemşinde sen yuvada. Beklerim bir gün. Şey dedi, muhlama istedi benden. Lahana sarması istedi. Yaptım, yedi. Bir de böyle yemekten anlar mıymış, çok bilir miymiş, neymiş öyle bir şey. Aa, gurme mi? Ha, gurme. Ha. Hani diyorlar ya, sonradan gurme. Oyunculuk şovunu Feriştah ve Lütfiye ile süslüyordu Demet Akbağ. Narin, hassas ve kaymak tabakalı bedenime bir suikast düzenlemeyi. Bazı gecelerde ham maddesi gıymık ve odundan oluşan eşim Numan fotosentez yaparak nefes aldığından odunluktaki oksijen bitiyor, bana karbondioksit kalıyordu. İşte böyle nefes alamadığım zamanlarda tek ve yegane tutkum olan Mikremi'nin edeleli kollarıyla beni sarıp suni teneffüs yaptırmasını bekliyordum. Fakat Mikremin blok derste olduğundan gelmiyordu. Gelemiyordu. Delilikle dahilik arasında çok ince bir çizgi vardır. Deli olduğuma karar verdiğinize göre çizgi hakemi siz olmalısınız. Ama dikkat edin, gol olabilmesi için topun tamamının çizgiyi geçmiş olması gerekir.
Sonra ofsayta düşen siz olmayın. Demet Akbağ'ın bilinmeyen yönleri. Demet Akbağ bilinmeyenlerini Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda anlatmıştı. Güzellik sırlarını anlatmıştı mesela. Diyet olarak dikkat etmiyorum ama spor yapıyorum. Yani beni bana iyi gelen şeyin ve kurtarıcı olanın o olduğunu düşünüyorum. Hele belli bir yaştan sonra beslenme modeli olarak çok tatlı sevmiyorum. Şekerle aram hoş, iyi değil. Biraz ona bağlıyorum. İyi bir kurabiyeci o. Çekirdek kurabiyeleriyle meşhur. Çok ellerim teşekkür ya. Ederim. Bunu belirtmek istiyorum. Demet Akbağ. Lafı oraya getirdin diye düşündüm de herhalde. Kendi elleriyle pişirmiş ve bizlere getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Benim evimin buzdolabında, buzluğumda her zaman olan meşhur benim arkadaşlarımın adını çekirdek koyduğu küçük kurabiyelerim. Çünkü çekirdek gibiler. Kaç tane yediğinizin farkına varmıyorsunuz yediğiniz sonra zaman. Eyvahlar olsun. Bunlar çekirdekler. Bunlar da minik ev poğaçaları peynirli. Bunlar yani sabah yapmadım bunları o kadar da değil. Ama bunlar benim buzluğumda hep bulunur. Acil durumlarda ben içeride giyinip hazırlanırken bunları fırına attım. 15 dakikada da piştiler ve hemen getirdim sıcak sıcak. Şahane. Demet Akbağ demek kariyer demek. Demet Akbağ demek başarı demek. Haluk Bilginer'le birlikte dijital platforma 9 kere Leyla filmini çekti. Sen niye ölmedin? Şans işte. Televizyonda da Akrep projesinde yer alan Demet Akbağ yine oyunculuktaki ustalığını gösterdi. Farklı bir karakterle. Devamı da gelecek. Anne. Beni bulduğuna pişman olacaksın. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine geri döndüğü oyun olan Aydınlık Evler oyunu çok beğenildi. Farklı projelerde yer almayı çok seven Demet Akbağ'ın son televizyon projesi Show TV ekranlarında yayınlanan Güldürme Beni'ydi. Ama yeni katılan arkadaşlar var aramıza. Üstelik de iki kişiler. Takım formatını bu hafta oturttuğumuz için hakikaten hiçbirinize kıyamadım. Çünkü çok da dengeliydi. Bence bireysel performanslar da güzeldi ama siz inatçılık yaptınız ve asla gülmediniz. Demet Akbağ'la anılara yolculuk. Cüneyt Arkın'a özenip Malkoçoğlu kostümü giydiği günleri anlatmıştı Demet Akbağ. Hepsinin taklidine de? Tabii hepsinin. Ya, yani gömleğime kadar var. Malkoçoğlu gömleğim bile var. Evde annemin beyaz gömleği. Geliyorum elime onu alıyorum. Küçük erkek kardeşimin kılıcını alıyorum. Malkoçoğlu oluyorum. Sarı eşarbı takıyorum. Filiz Akın oluyorum. Siyah eşarbı takıyorum. Türkan Şoray oluyorum. Hep böyle. Harikayım şu an. Tabii evin içinde ben onlarla. O sinema dünyası. Çocuk oyunları. O zamanlar ne varsa şimdiki kadar çok yoktu. Onlara bile yetişirdik biz. Götürürlerdi bize. Sadiye Alış'ı izlerken ağladığı günlerden bir anısı da vardı. Ya hatta hiç unutmuyorum. Bir Luna Park ama Gazino Luna Park çarşamba günü kadınlar matinesine götürdü beni babaanne. Küçücüğü Sadiye Alış'ı seyrettim sahnede. Onun o zaman bir şovu vardı. O gazino programı içinde sahnede böyle yıkık dökük bir ev pijamalarıyla sahneye çıkar. Böyle bir avare Müjgan'a aşık bir adamı oynar. Müjgan diye ah o ağlar ben ağlarım. O ağlar ben ağlarım. İşte benim o tohumlar o zamanlar ekildi içime. Demet Akbağ, Ömür Sabuncuoğlu'na taklidini yaptığı pek çok ünlü isimle tanışma fırsatı bulduğunu da açıklamıştı. Peki o isimlerle ileride tanıştınız? Hepsiyle. Nasıl? Daha çok acayipti. Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu hepsiyle. Yani çok garipti gerçekten. O süreci, o döneme geri döndüğümde onlar benim gerçekten şahane idollerimdi ve her biriyle tanıştım. O çok çok güzel bir şeydi. Üretmek Demet Akbağ'ın fıtratında var. Ünlü sanatçı her zaman yeniliklerle karşımızda olmaya, bizi kendine hayran bırakmaya devam edecek. Biz de onun her yeni işini yeni bir heyecanla bekliyor olacağız.